Şişmanlayınca yakışmıyor. 7 sene önceydi. Doktora gittim. Bu duş alırken ben hızlı duş alıyorum. Örtü olarak da plastik örtü var. İşte ucuzundan alıyorum. 1-2 senede bir değiştiriyorum, atıyorum onu, yenisini alıyorum. Onun için daha fazla masraf etmeye gerek yok. Fakat perdenin arkasında, plastik perdenin arkasında 2-3 dakika durduğum halde zorlanıyorum nefes almakta. Doktora gittim. Zaten devlet mecburi, bir ara mecburi tutmuştu. Bir kısmını devlet veriyor. Büyük bir kısmını. İşte gelire göre bir kısmını da biz veriyoruz. Ama benim doktorluk işim yok. Hadi dedim gideyim bakayım dedim. Doktor bana astım tedavisi koydu. Burada evraklar. Şunu verdi. Kullanacaksın diye. Bu burada çocuklar için diyor da fark etmiyor yani. Kullanılan şey bu. Cihaz bu. Şöyle sigara paketi kadar bir şey. Ondan sonra ben bunu aldım ama kullanmadım. Ondan sonra ağza sıkılıyor günde 2 kere. Ciğerleri etkileyenmiş. 2 kere puf yapacaksın diyor. İki yani sıkmanın arasında puf diyorlar. Bir dakika diyor, bekle diyor, onu çalkala diyor falan filan. Burada kaç sayfa? Bak, yarım sayfa yan tesiri diyor. Boğaz kuruması, ağzını kötü hissetme, tat alma, baş ağrısı, ses ve değişiklik. Bir ton zaten bu yan tesirleri görünce insan bir her seferinde vardır ilacın yan tesiri diye insanın morali ben bunu kullanmadım tabii. 7 sene geçti. Hiçbir sorunum yok. Plastiği değiştirdim. Örtüyü değiştirdim. Demek ki o bir öncekinin kalitesi daha düşüktü. Çünkü ucuzundan alıyorum. Hani masraf etmeye gerek yok. Onlar 7 dolar falan oluyor. Bir sene kullanıyorum, yenisini alıyorum. Demek ki sorun plastikteydi. Doktor bana, Türk doktoru, astım şeyi koydu, teşhisi koydu. Ben doktoru dinlemiş olsaydım 7 seneden beri ağzımı o spreyden sıkıyor olacaktım. Onun verdiği zarar benim ciğerlerime. Telafisi mümkün olmayan başka hastalıklara sahip olacaktım. Benim o doktoru tabii ki mahkemeye verme hakkım var. Yani geleceğinle oynama hakkım var.
Ama kullanmadığım için, o ilacı kullanmadığım için bir duygu bana kullanma dedi. Ondan sonra kullanmadığım için başıma bir şey gelmedi. Gelebilirdi. Büyük bir ihtimalle gelebilirdi. Sakın gidip bir doktora teşhisini koyduğu teşhise güvenmeyin. Ki burası ciddi olduğu halde, bu konularda çok ciddi olduğu halde bana astım teşhisi konuldu. Bende astım falan yok. Kolesterol var bende. Şişmanlığımdan dolayı kolesterol var. Muhakkak hastalığınızı 3 değişik yerde, 3 değişik böyle önüne gelen doktora değil, araştırın. Araştırın. Tavsiye edilen, gerçekten tavsiye edilen bir doktora, iki doktora daha gözükün. Ondan sonra o teşhisi kabul edin. Gelişi güzel kabul etmeyin. Yoksa oranın, o doktorun esiri olursunuz. İlaçların esiri olursunuz. Bir ilaç firmasının en tepesindeki kişi, CEO'su şunu söylemişti. Biz bir hastayı iyileştirme lüksüne sahip değiliz. Bunun açılımı, biz diyor hastayı diyor ilaçlarla iyi yapamayız diyor. Sadece o hastayı yaşatırız diyor. Ama ilaca bağımlı olarak yaşayacak 20 sene, 30 sene başka bir ilaç alacak. Onun için başka bir ilaç alacak. Yani ilaçlar birbirini böyle desteklerken düşün, bir tane ilacın yan tesiri yarım sayfa. Bir ilacın burada. Ben hep bakıyorum ilaçlarda. Siz de bakın. Aldığınız ilacın açın içini. Yan tesirleri yazar. Dünya kadardır. Yan tesirler. Genelde insanlar onu okumaz. Fakat isteseler ilaç firmaları insanı iyi ederler. Ama ilaç satamayacak artık. İyi ettiği andan itibaren müşteri kaybı. Onun için ilaç firmaları insanları iyi etmek için değildir. Kendilerine bağımlı olarak tutmak içindir. Onun için de şifanızı doğadan bulun. Doğada onun zaten ilaçlar bitkilerden, baharatlardan yapılıyor. Onların karışımından yapılıyor. Önce sağlığa dikkat edip sağlığı bozmamak, körü körüne de önüne gelen şeyi denememek gerekiyor. Her zaman bir şeyi yapmadan önce bir kere daha düşünmekte yarar var.